1973 seçimleri öncesi liderlerin kampanyalarındayız. Ben Ecevit'le, CHP Genel Başkanıydı o zaman, Ecevit'le İzmir, Aydın, Denizli, Bursa, Kocaeli gezisine katıldım. Bu toplamda 2 günlük bir geziydi. İlk gün Denizli, Aydın, ikinci günde Bursa, Kocaeli. Şimdi İzmir'e geldik. Sabah erkenden otelden konvoy halinde çıkıldı. Aydın'a, oradan da Denizli'ye geçildi. Bizlere, gazetecilere rent-a-car firmasından kiraladıkları arabalar tahsis edilmişti. Benim gittiğim arabada aynı zamanda parti milletvekili olan, sonradan bakanlıkta yapan Orhan Birgit ile yazar Sunula Arısoy vardı. Bir de ben vardım. Dönüşte yine aynı arabayla yola çıkacağımız sırada yaşlı bir adamcağız yanımıza geldi. İzmir'den geldiğini, İzmir'e dönmek istediğini, illa kendisini de almamızı yalvarır gibi anlattı. Neyse biz şey yapmadık, o insanı da aldık. Dönüş yoluna geldik, çıktık. Selçuk Torbalı arasında, havada biraz yağışlıydı ve de geceydi. Yani hava kararmıştı. Konvoy haline gelirken biz bir anda kendimizi gürültü patırtıyla şarampolde bulduk. Araba şarampole yuvarlanmıştı. Neyse, şoför ağır yaralıydı. Sunullah Bey, Orhan Birgit yaralıydı. Ben baktım, bende herhangi bir şey yok. O olayda yanımda oturan vatandaş da rahmetli olmuştu. O arabaya sonradan aldığımız kişi. O da rahmetli oldu. Ve biz yaralılar hep beraber şeye geldik. İzmir Konak'taki Devlet Hastanesi'ne. Hastanede ben de acil servise girmek istedim. Görevliler ve doktorlar engelledi beni. Sen dedi, hiç arabada çıkmışa benzemiyorsun diye. O sırada rahmetli Örsen abi araya girdi. Ve arkadaş da arabadaydı. Niye öyle yapıyorsunuz dedi. Falan. Neyse, onun üzerine beni bir odaya aldılar. Yatırdılar. Önce bir avuç içimi gıdıkladılar. Sonra da ayak topuğumu. Baktılar ki sinirler sağlam. Sen sağlamsın diye bıraktılar. Ben de o şeyle gidip Ecevit'in hastaları ziyaretine çektim o halde. Elbisemiz de kanlıydı tabii. Yanımızdaki insanların kanları falan da bulaşmıştı. O kanlı elbiseyle, hiç kıyafet almadan çıktığımız için 2 günlük geziydi. O kanlı elbiseyle Bursa Kocaeli mitinglerini de izleyip Ankara'ya dönmüştüm. Yine 1975 yılında Ecevit'le beraber Gerede'deyiz. Bir gün önce veya birkaç gün önce Nevşehir olayları olmuş. Nevşehir'de konvoy filan bayağı saldırılar olmuştu CHP konvoyuna. Bu sefer yine öyle hareketli bir ortamda Gerede'deydik. Gerede'de miting sırasında birden saldırdılar. Sağa sola ateşler başladı. Paslı çivi atmalar filan insanların üstüne. Biz saldıranlarla o mitinge katılanların arasında iki arada bir derede kaldık. Yani insanlar önümde yaralanıp yerlere düşüyordu. Yani öyle bir ortamda çalışmak zorunda kalmıştık. Direkt olayın ortasına düşmüştük. Sonradan Ankara DGM'de o sanıkların hepsi, olaya çıkanların hepsi yargılandı. Ama o güne göre kılık kıyafetleri,
saç şekilleri, sakalları, makalları, her şeyleri değiştiği için adamları tanıma şansımız olmadı. Hepsi de sonra beraat ettiler veya çok az bir cezayla kurtuldular.